Selamünaleyküm. Hepiniz bu haftaki sohbetimize hoş geldiniz. Bu hafta tripodumuz, mikrofonumuz yanımızda değil. O yüzden bu şartlarda da olsa haftalık sohbetimizi aksatmayalım. Dersimizi çekelim, arzu ettik. Bu haftaki konumuz şimdi herkesten şunu duyuyoruz aslında. Sohbetten ziyade böyle bir hasbihal etmek istiyorum bu hafta sizinle. Kimle tanışsam işte huzursuzum, huzurum yok, içim daralıyor, sıkılıyorum. Bunun gibi çok fazla şey işitiyoruz. Verilere baktığımızda da toplumumuzda çok yüksek bir oranda insanların antidepresan kullandığını görüyoruz. Yani herkes sıkkın, herkes ümitsiz, herkes huzursuz. Tabii bunun birçok sebepleri var. Ama ben bu sebepler içerisinde en önemlisinin insanın yaratılış gayesini unutması olduğunu düşünüyorum. Yani mesela açsınız. Acıktığınızda işte sizi midenizdeki o açlık hissi nasıl rahatsız ederse ancak karnınızı doyurabildiğinizde o histen, o elemden kurtulabiliyorsanız aynen öyle de insanda birçok mide var. Bu midelerden bir tanesi de kalp midesi. Ayet-i kerimede bu midenin nasıl doyacağını Rabbimiz bize bildirirken kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ın zikriyle mutmain olur diye buyuruyor. Yani bizim kalp midemizi Cenab-ı Hakk'ı hatırlamakla, onun bize emrettiklerini yapmakla doyurmazsak o elemi hayat boyu çekeceğimizi ayet-i kerime bize bildiriyor. Nasıl insan gözünü kapasa, insanın gözüne ışık girmese, insan görmese, insan rahatsız oluyorsa, yani nasıl gözün rızkı ışıksa kalbin rızkı da Allah'ı tanımaktır, Allah'ı bilmektir, onun emrettiklerini yapmaktır. Eğer insan bundan uzak kalırsa elem çeker, huzursuz olur, sıkıntıya girer, strese girer. O yüzden başta insanın o hallerden kurtulması için ben neden buradayım, neden dünyadayım, vazifem ne, Allah benden ne istiyor gibi sorulara cevap bulması gerekir ve kendini tanıması gerekir insanın. İnsan bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve bilmek için gönderilmiş. Ayet-i kerimede Rabbimiz bu hususu bize bildiriyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Ya biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek, onun emirlerini yerine getirmek için gönderildik. Bakın bunu insan aklıyla da keşfedebilir. Siz şu kainata baktığınızda abes, boş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz hiçbir şey göremezsiniz. İşte bulut süt annesi gibi toprağı emzirir. Toprak nebatatı yetiştirir. İşte denizlerin vazifesi ayrıdır. Kendinize baktığınızda vücudunuzda her zerrenin vazifesi ayrıdır. Ağaçların vazifesi ayrıdır ama her birinin bir vazifesi vardır. Arının bal yapmak gibi, ipek böceğinin ipek yakmak gibi. Şimdi nasıl kainatta yaratılan her şeyin bir vazifesi varsa, şu kainat kitabının Ayetül Kübrası olan insanın da elbette bir vazifesi var. Yani insan serseri, sahipsiz bir hayvan değil ki İpi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için serbest bırakılsın insan. İnsan gayet mühim vazifelerle bu dünyaya gönderilmiş. İşte biz ancak o vazifeyi yerine getirebilirsek huzur bulabiliriz. Ancak o vazifeyi yerine getirdiğimizde bu dünyada da ahirette de rahat edebiliriz. Yani bir insan o vazifeyi, o vazife diye ifade ettiğim şey Allah bize ne emretmişse bütün bunların toplamından bahsediyorum. Vazife derken Allah bizden ne istiyorsa kulluk istiyor, ibadet istiyor, takva istiyor, adalet istiyor, iyi bir insan olmamızı istiyor, yardımsever olmamızı istiyor, ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmemizi istiyor vesaire. İnsan bu vazifeleri yerine getirmezse sair mahlukattan da bir farkı kalmıyor aslında. Şimdi bu vereceğim misali belki nezaketsiz bulabilirsiniz ama mesela anlaşılsın diye söyleyeceğim. Baştan da böyle bir misal verdiğim için özür diliyorum ama mesele anlaşılsın diye söyleyeceğim. Mesela bir hayvan düşünün. İnek, boğa, öküz neyse bir hayvan düşünün. Şimdi bu hayvanın hayatına bakın. Bu hayvan ne yapıyor? Doyuyor, doğuyor, yemek yiyor, doyuyor ve lavabo ihtiyacını gideriyor. Ve onun da çocukları oluyor ve öyle de bir hayat var. Yiyen, yatan ve o yediklerini de daha sonra döken bir hayvan. Bütün ömrü bu. Şimdi insanı bu hayvandan ayıran bir şey olmazsa, yani ibadet gibi, ubudiyet gibi, tefekkür gibi insanı bu hayvandan ayıran bir şey olmazsa, insanın bu hayvandan pek de bir farkı kalmaz. O da doğar, o da yer, o da döker, o da işte evlat sahibi olur, biriktirir.
Ama en nihayetinde eğer Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirmezse bu hayvandan pek de bir farkı kalmaz. Oysa Allah insana kainat kıymetinde bir akıl nimeti vermiştir ki bütün bunları tefekkür etsin diye, vazifesini yerine getirsin diye. Bakın biz vazifesini yerine getirmeyen herhangi bir eşyaya değer vermiyoruz değil mi? Mesela lamba patlasa o lambayı çöpe atıyoruz. Kapı kolu kapıyı açmasa çöpe atıyoruz. Bir bardak kırılsa çöpe atıyoruz. Vazifesini yerine getirmeyen eşyaya biz bile değer vermiyoruz. İnsanın vazifesi ibadet, ubudiyet. İnsan bunu yerine getirmezse Allah yanında, Allah katında bir kıymeti, değeri, ehemmiyeti olabilir mi? Elbette olamaz. Ve Allah'ın yanında değeri, ehemmiyeti, kıymeti olmadığı gibi o vazifeyi yerine getirmemekten gelen sıkıntılarla o insanın dünyası da cehenneme döner. O yüzden insan sorgulamalı. Ben neden bu dünyadayım? Benim vazifem ne diye sorgulamalı ve Allah kendisinden ne istiyorsa onları yerine getirmeli. Bakın Allah başta bizden ne istiyor? İbadet istiyor. Kur'an'ın en sarih emri nedir? Namazdır. Kalpler Cenab-ı Hakk'ı anmakla huzur bulur derken ayet-i kerimede o huzurun nasıl bulunabileceğini de diğer ayetlerde bize tarif etmiş. Nedir o? İnsan namazla huzur bulabilir. Kalbin gıdası ibadettir. İbadetin hülasası da namazdır. Bir insan işte ben huzursuzum, sıkılıyorum, hayattan lezzet almıyorum vesaire. Bu tarz problemleri varsa eğer bir insanın yapması gereken Allah'ın dergahına gitmesidir. Dertlerini ona arz etmesidir. Ondan yardım dilemesidir. Bakın Allah'ın emri olmadan bir kelebek kanat çırpabilir mi? Ayet-i kerimede Allah'ın emri olmadan bir yaprağın düşmeyeceği bize ifade ediliyor. Yani kelebeğin kanat çırpamadığı Allah'ın izni olmadan şu kainatta biz hastaysak bize kim şifa verecek? Manevi dertlerimiz varsa bize kim derman verecek? Rızık istiyorsak kimden isteyeceğiz? Huzur istiyorsak kimden isteyeceğiz? Elbette Allah'tan. Bunları nerede isteyeceğiz? Secdede isteyeceğiz. Dolayısıyla huzur ancak secdededir. Huzur ibadettedir. Huzur insanın vazifesini yerine getirmesindedir. Tabi ibadet dediğimiz şeyi sadece namaza sıkıştırmamak gerekiyor. Mesela takva ibadettir değil mi? Hatta mecellede bir kaide var. Def işer celbi nef'a racihtir diye bir kaide. Yani bir yerde siz önce şeri def edersiniz sonra menfaati celbedersiniz. Örneğin diyelim odanız soğuksa orada kaloriferi daha fazla yakmaktan ziyade önce camı kapatırsınız. Ya da bir işletmeniz var, orada satış yapıyorsunuz ama o işletmede yangın çıktığında satış yapmayı bırakıp önce yangını söndürürsünüz. Yani önce şeri def edersiniz sonra menfaati celbedersiniz. İşte takva şeri def etmektir. Menfaati celbetmekten daha ehemmiyetlidir. İnsanın da asli vazifelerinden biridir. İşte insan ancak bu takvaya dikkat etmekle huzur bulabilir. Bu da ibadettir. Takvanın o kadar çok şubesi var ki masivadan takva var, masiyetten takva var, şirkten takva var. Bunların birçok şubeleri var. Ama biz takvayı gelen manasıyla şöyle özetleyebiliriz. İnsanın gözüne sahip çıkması takvadır. Yani kainata ibretle bakması, Allah'ın bakma dediği şeylere bakmaması takvadır. Gözünü haramdan çekmesi takvadır. Kulağını haramdan çekmesi takvadır. Kalbini dünyaya kaptırmaması. Kalpler madem Cenab-ı Hakk'ın zikriyle mutmain olur. Yani kalp sarayının sultanı Allah'tır. Oraya ondan başkasını sokmamak lazım. Kalbin batınına şu fani olan, kırılmaya mahkum olan, ölmeye mahkum olan, sönmeye mahkum olan şu fani dünyanın muhabbetini sokmamak gerektir. Bu da takvadır. Şirkten takva, yani la ilahe illallah diyen insanın şifayı Allah'tan bilmesi takvadır. Rızkı Allah'tan bilmesi takvadır. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu bilmesi takvadır. Şimdi böyle ifade edince bazen şu soru soruluyor. Biz de Allah'tan biliyoruz. Şifayı Allah'tan biliyoruz, rızkı Allah'tan biliyoruz. Belki öyle biliyoruz ama tavırlarımızla o bilgimize zıt hareket ediyoruz. Bir doktora gidiyoruz, şifa buluyoruz. Doktoru övüyoruz ama Şafi Hakiki'nin Allah olduğunu unutuyoruz. İşte bir işe girecek bir insan. Hemen bakıyorsunuz oradan torpil bulmaya çalışıyor, buradan torpil bulmaya çalışıyor. Oysa bu kul hakkıdır. Allah'ın razı olmadığı bir fiildir. Adaletsizliktir. Siz bir torpil bulup araya bir adam sokup ne iş yaptırırsanız yaptırın sadece ateş biriktiriyorsunuz demektir. Eğer Allah'ın rızası dairesinde bir iş yapıyorsanız
Ve o iş neticesinde isterseniz dünyayı kazanın, isterseniz dünyanın en büyük makamını, mevkiini kazanınız. Kazandığınız şey sadece ateştir. Öyleyse Allah'ın rıza dairesinde rızkımızı aramalıyız. Araya torpil sokmak, bir adamın referansını istemek vesaire, o işte tevhid akidesine zıt bir şeydir. Hayır da şer de Allah'tandır. Biz Allah'ın istediği tarzda vazifemizi yerine getiririz. Yani elinizde bir tohum var, o tohumu siz tarlaya atarsınız. Allah o tohumu bitirirse o hayırdır. Bitirmezse de o hayırdır. Siz tevekkül edersiniz vazifenizi yerine getirdikten sonra. Bu rızıkta da böyledir. İşte bir yere başvuracaksınız, bir işe gireceksiniz ya da farklı bir işiniz var. Bunu yaparken de mesela araya birilerini sokmak değil de vazifenizi yapıp tevekkül etmek. İşte bu da takvadır. Yani takvanın bunun gibi birçok şubesi var. Dolayısıyla insan bu takvaya dikkat etmekle huzur bulabilir. Şerleri def etmekle huzur bulabilir. Menfaati celbetmek için de ibadete dikkat etmekle insan huzur bulabilir. Tabi ahir zamanda yaşıyoruz. Bu söylediğim şeylere dikkat etmek çok kolay değil. Ya ben bugün işte bir otobüse biniyorsunuz ya da bir minibüse biniyorsunuz ya da bir seyahat ediyorsunuz ya da bir yemek yiyorsunuz bir yerde. Her yerde müzik var. İşte kadın sesi zaten haram. Mesela buna muhatap oluyorsunuz. Herkesin evinde televizyon var, evet müspet yayın yapan kanallar da var ama çok büyük bir kısmı menfi yayın yapıyor. İşte orada birçok şeye insan görmemesi gereken şeye maruz kalıyor. İşte iş yerine gidiyorsunuz. Bugünkü bizim iş ortamlarımızın çoğu kadın erkek karışık, birçok takva hususuna dikkat edilemiyor. Ta okullarımızdan başlıyor işte kız erkek karışık okumalar, işte iş ortamlarımız öyle vesaire. Çok zorlu durumlar var. Buna katılıyorum. Ama işte insan o zor şartlar altında da takvasına dikkat etmeli. Ve şöyle de bir müjde var. Bir insan takvasına dikkat ederse, günahtan kaçarsa vacip sevabı kazanır. Mesela bir insan bu noktada bu söylediğim hususlara girmemek için, o noktalardan yara almamak için takvasına dikkat etse her o dikkat etme hassasiyetinden vacip sevabı kazanıyor. İşte insan bu takvaya dikkat etse hem bu azim sevabı kazanacak ki bir vacip sevabı bin sünnet sevabından daha değerli, kıymetli, ehemmiyetlidir. Hem bu sevabı kazanacak, hem huzur bulacak, hem dünyası hem ahireti mamur olacak, hem vazifesini yerine getirmenin o rahatlığı içerisinde yaşayabilecek insan. Hülasa hani başta da söyledim işte tripodumuz, mikrofonumuz yok. Belki sesim de net gelmiyor, görüntü kalitesi de kötü. O yüzden sizi bu görüntü ve bu sesle daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Yani hülasa biz eğer huzurlu olmak istiyorsak, biz eğer mutlu olmak istiyorsak bunun yegane çaresi Allah'ın bizden istediğine varsa ancak onu yapmakla mümkündür. Huzur bulmak istiyorsak secdeye gideceğiz. Huzur bulmak istiyorsak takvamıza dikkat edeceğiz. Huzur bulmak istiyorsak kul olduğumuzu hatırlayacağız. Huzur bulmak istiyorsak kalbin batınına dünyevi muhabbetleri sokmayacağız. Huzur bulmak istiyorsak bu dünyanın fani olduğunu, aldığımız her nefesin, attığımız her adımın bizi kabre doğru götürdüğünü bileceğiz. Huzur istiyorsak ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiğine mahzun olmayan insanlardan olacağız. Huzur ancak bunlarla mümkündür. Rabbim söylediğim bütün bu manalara dikkat edebilmeyi hepimize nasip etsin. Takvaya dikkat edebilmeyi nasip etsin. İbadetlerimizi yerine getirebilmeyi nasip etsin. Cenab-ı Hak imanla göçebilmeyi nasip etsin. Cenab-ı Hak hesabını kolay verenlerden olabilmeyi nasip etsin. Cenab-ı Hak hem dünyamızı hem ahiretimizi cennete çevirsin inşallah. Ve Cenab-ı Hak ne derdimiz, ne sıkıntımız varsa Cenab-ı Hak onları inşallah izale etsin. Kalbinize huzur versin, evinize huzur versin, toplumumuza huzur versin, memleketimize huzur versin, insanlığımıza huzur versin. Ve Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Yine bu hafta hatimler, sureler okundu, hatim duaları yapıldı. İsim yazan kardeşlerimize duamıza kattık. Şimdi gelin o yaptığımız duaya da hep beraber amin diyelim. Allah tekrar hepinizden razı olsun. Ey Rabbimiz, okuduğumuz Hatmi Şerifleri, Yasin-i Şerifleri, Vakıa surelerini, Fetih surelerini, okunan salat-ı tefriciyeleri ve binler münacatları
dergâh-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle. Ey Rabbimiz, bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hâci-i Kainat Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâmın ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna, bütün evliyaların ve asfiyaların ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla. Ey Rabbimiz, özellikle isim yazan kardeşlerimizin isimlerini tek tek sayarak dua ettiğimiz bu kardeşlerimizin ne sıkıntıları varsa bütün sıkıntılarını sen izale eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adıl cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Ey Rabbimiz, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey Rabbimiz, bizi, ana babamızı, iman etmiş olarak evimize girenleri ve iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ve ahur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.